Tonguç Dershane sunar. LGS'ye son 6 ay kaldı. Heyecan artıyor zaman daralıyor. Haklısın Tonguç'um ancak bizim de hedefimize yaklaştığımızı unutmamamız lazım. Çünkü şu gerçek ki 2024 LGS'de yani 2 Haziran'da kendi efsanemizi yazacağız. Milletin Bakanlığı örnek soruları açıkladı. Bunlarda olumlu gelişmeler var. Birazdan bunları da değerlendireceğim. Sıkı sıkıya çalışıyoruz. Yanlışlar yapıyoruz. Bunların bizler için önemini göstereceğim. O yüzden arkamıza yaslanalım ve bu son 6 ayı nasıl değerlendirmemiz lazım? Gelin isterseniz beraber öğrenelim. Tonguç Kapa nasıl katılırım? 5, 6, 7 ve 8. sınıflara özel düzenlenen Tonguç Kapa katılmak için Öncelikle Tonguçakademi.com'a üyeliğimizle giriş yapıyoruz ve sağ üstte bulunan Tonguç Cup sekmesine tıklıyoruz. Sayfanın biraz aşağısına indiğimizde takımını belirle butonunu göreceğiz. Tıkladığımızda sınıfımızın doğru olup olmadığı teyit ediliyor. Doğru değilse sağdaki sekmeden hızlıca güncelleyebilirsiniz. Sınıfım doğru takıma ata butonuna tıkladığımızda ise gördüğünüz gibi Tonguç Cup'taki takımımızı kolayca belirleyerek bu heyecanlı yarışmaya dahil oluyoruz. Hızlı çıtalar ya da bilge baykuşlardan birine dahil olduktan sonra izlememiz gereken yol aynı sayfa içerisinde yer alıyor. Eğer hala katılmadıysan tonguçakademi.com'da seni de Tonguç Kapa bekliyoruz. Şimdi arkadaşlar başarmanın tek bir yolu vardır o da harekete geçmek. Yani rüyalarınızı gerçekleştirmek istiyorsanız ne yapmalıyız Songuç'um? Uyanmalıyız. Harikasın. Bir an önce uyanıp harekete geçmemiz gerekiyor. Sizlerden bir sürü yorum gelmiş. Mesela Ahmet demiş ki hocam LGS 5-6 ay kala denemetlerinizi nasıl yükseltebiliriz? Ya da Esra Yücel demiş ki telefondan bir türlü kopamıyorum ne yapmam lazım? Ben de kopamıyorum hocam. Haklısın telefon hepimizin belası bugünlerde. Mert Kaan Bora demiş ki şimdi çalışmaya başlasam iyi bir lise kazanabilir miyim? Evet kazanabilirsin Mert Kaan. Çünkü 6 ay gerçekten çok değerli bir süre. Gelin isterseniz neler yapmamız lazım? onu söyleyelim. Öncelikle LGS'ye son 6 ay kala nitelikli okul isteyen bir öğrenci ilk başta yapamayacağım diye düşünebilir. Sonra yapamam der. Sonra yapmalı mıyım acaba? Nasıl yaparım? Yapmayı denerim, yapabilirim der ve en sonunda da yapar. O yüzden arkadaşlar öncelikle ve öncelikle harekete geçmemiz gerekiyor ve yapacağımıza inanmamız LGS gerekiyor. LGS'yi kazanacağım. Harikası olmuş. İşte bu cümleyi söylememiz gerekiyor. Şimdi birincisi Olumlu bir gelişme var ki Milliyetin Bakanlığı LGS örnek sorularını yayınladı ve örnek sorulara baktığımızda matematikte mintoş yani kısa soruların da yayınlandığını görüyoruz. Normal yeni nesil sorular da var ama bu tarz kısa sorular da var. Biliyorsunuz ki bunu bilenler yani çalışan öğrenciler iyi bilir. 2023 LGS matematik soruları 2022 LGS'ye göre biraz daha kolaydı. Yani Milliyetin Bakanlığı bir nebze kolaylaştırdı. Şimdi örnek sorularda ilk defa LGS öğrencileri için verilen örnek sorularda ilk defa bu tarz kısa yani böyle sanki eski LGS değil de eski TEO andıran sorular soruldu. Dolayısıyla Milletim Bakanlığı öğrencilere moral depolamak için bakın görüyor musunuz bazı şeyler değişti ama netleriniz arttı demek için bu tarz kolay sorular sınavda bize yöneltebilir. Yöneltmeye de bilir bunları yazılı da sorabilir ama kesin olan bir şey varsa bizler her türlü hazırlığımızı yapmamız lazım. Hem temel hem orta hem de yeni sorular çözmemiz lazım ve mutlaka Milliyet Bakanlığı örnek sorularına bakmamız lazım. Mesela Türkçe'de İki tane soruyu bir paragrafa bağladılar. Ya da Dilbig sorularında... ...bu tarz öncüllerin olmadığı... ...direkt filmsi kullanılmamıştır şeklinde sorular geldi ki... ...bu bizim için daha iyi. Çünkü içerisinde böyle öncüller olduğu zaman... ...okuyorsun acaba bunu yapmam lazım mı, buna ya dikkat etmem lazım Kafamız karışabiliyor. Ama öncülsüz soru biraz daha kolay oluyor Türkçe'de. Hemen tak yapıp geçebiliyorsun. Dolayısıyla burada şunu söylemek istiyorum. İngilizce'de bu arada değişik bir şey var. Onu İngilizce söyleyeyim. kazıklaştı hocam. Hayır hayır, kazıklaşmak demeyelim de İngilizce'de sadece direkt bir üniteye bağlı değil yani sadece friendship ya da adventures ya da işte the internet konusuyla alakalı değil. Üçünün de birleştiği sorular sormuşlar. Yani bir üniteden öyle kurtulamazsın her ünitedeki kelimeyi birleştirmelisin şeklinde bir sinyal vermişler. Dolayısıyla esasında endişeleneceğimiz bir şey yok. Çalıştığımızda yapabileceğimiz örnek sorular geliyor ve Milli Bakanlığı LGS 2024'te 2 Haziran'da bize gerçekten sorumlu olduğumuz müfredattan gerçekten yapabileceğimiz sorular soracak. Dolayısıyla sıkı sıkıya çalıştığımıza hiç endişeleneceğimiz bir durum yok. Şimdi gelelim biz ne yapmalıyız? İlk başta erken kalkmamız gerekiyor. Çünkü erken kalkan yol alır, Erken kalktım işime şeker kattım aşıma diye bir atasözü var. Dolayısıyla bizler 8 saat uykunun yeterli olduğunu unutmayacağız. Ve günümüzü planlayarak zamanımızı yöneterek erken kalkmamız gerekiyor. Bu hafta sonu için geçerli okul olduğu zaman da geçerli. Çünkü zaten LGS saat kaçta gireceğiz? sabah buçuk? 6'da. Yok sabah 5'te gireceğiz. Ne sabah 6'da evladım? Sabah 9.30'da gireceğiz. Dolayısıyla sabah 8'de zaten uyanık olmamız gerekiyor. Beynimizin soru çözmeye 9.30'da hazır olması gerekiyor. Erken kalkmak önemli. İkincisi sporcu gibi besleneceğiz. Yani nasıl Ronaldo zarar kararlı şeylere hayır diyorsa kolaya hayır diyorsa biz de hayır diyeceğiz sağlıklı besleneceğiz beynimizin en önemli maddesi olan enerjiyi sağlıklı alacağız üçüncüsü akıllı insanlar akılsız telefon kullanır. Akıllı telefonlar ne demek Tonguç'un? Smartphone. Harika ama bize şu anda smartphone lazım değil. Çünkü smartphone dediğimiz akıllı telefonlarda Instagram, TikTok, Whatsapp, Youtube sürekli bizi oyalayabiliyor. Gel bize saatlerce oyalan, zaman öldürmek isteyenler burada mı diyor. Gerçekten mühendisler acayip hazırlamışlar bunları. Elinden atamıyorsun ya telefonu. Zaten videomuzun başında da öğrencimiz aynı şeyden şikayet ediyor. Dolayısıyla gerekirse akıllı telefonlarımızda Instagram uygulamasını, TikTok uygulamasını sileceğiz. Sadece Tats gibi, YouTube gibi işimize yarayabilecek uygulamaları kullanacağız. Bir de program önemli arkadaşlar. Programsız çalışan bir öğrenci başarılı olamaz. Bizler sizler için mükemmel bir program hazırladık. Biliyorsunuz Songuç Kap'ta Sezon sezon, ders ders, gün gün hangi sayfadan hangi soruları çözmeniz gerektiği, hangi videoyu izledikten sonra canlı ya da cansız bir şekilde neleri tamamlamanız gerektiğini veriyoruz. Sizler bu programı uygulayarak gerçekten çok güzel başarılara ulaşabilirsiniz. Bunun haricinde LGS dershanesine gelen öğrencilerimize de koçlar çok güzel program hazırlıyor. Bu ikisi haricinde biz kendinize yapacağınız şeyi programlayabilirsiniz. Yani bunu her zaman gösteriyorum. Buraya derslerinizi yazarsınız arkadaşlar. Matematik dersiniz, işte fen dersiniz, Türkçe dersiniz örnek veriyorum. Sonrasında da... Bu derslerle alakalı üniteleri yazarsınız. Yani sorumlu olduğunuz konuları. İşte matematik birinci konu, ikinci konu diyelim ki. İşte fende mevsimler ve iklim, işte DNA genetik kod, Türkçe'de filmsi, cümle nögeleri neyse artık. Bunları belirledikten sonra her bir üniteyle alakalı yani her bir sorumluluğunuzla alakalı... ilk başta örnek sorulara baktın mı? LGS'e çıkmış soruları çözdün mü? Dinamo'dan, Zoru'dan, başka yayınlardan, Süpersonik'ten sorular çözdün mü diye bu şekilde bir Excel oluşturarak da ilerleyebilirsiniz. Ama bizler Tonguç Kap'ta sizler için gün gün saat saat ödev ödev sayfa sayfa program yayınlıyoruz arkadaşlar. Şu çok önemli. Temel derslerden biliyorsunuz ki 20'şer soru geliyor ve her birinin kat sayısı 4. Yani bir Türkçe sorusu 4 inkılap sorusuna eşit. Bir fen sorusu 4 din, 4 İngilizce sorusuna eşit. Dolayısıyla bunlardan soru kaçırmamak için bunlara ağırlık vermemiz gerekiyor. Diğerlerine dönem vereceğiz ama bunlar çok çok önemli. Burada şuna dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bol bol soru çözmemiz gerekiyor. Çünkü öğrenciler konu çalışıyor ama soruları yapamayınca morali bozuluyor. Halbuki sınavda bize soru soracaklar. Yani LGS 2024'de girdiğimizde sözelde ve sayısalda bize sorular soracaklar. Sözelde kaç soru soracaklar Tonguç? 50 soru. Sayısalda kaç soru soracaklar? 40 soru. O zaman bizim günde mutlaka 90 soru çözmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü zaten sınav günü 90 soru çözeceğiz. İlk başta buradaki cevabımız belli. Sorumu çözeyim, konumu çalışayım da mutlaka konu çalışacağız. Ama en fazla soru çözeceğiz. Peki günde kaç soru? Hedefi olan bir öğrenci en az 90 soru çözmeli ama ben bunu 180 yazıyorum. Çünkü şu anda bizi izleyen arkadaşlarımızın birçoğu çok iyi fen liselerini, Anadolu liselerini, e, sosyal bilimler liseleri kazanacaklar. O yüzden LGS ilk katı 180 soruyu çözdüklerinde düşünün bakın şimdi 6 ay var. 6 ayda 3 kere 6 180 eder. Öyle değil mi? Yani 30 kere 6 180 eder. 180 ile de 180'i çarparsan benim matematiğim etmiyor. Kaç ediyor Tonguç'un? 29 bin eder. Hayır 29 bin değil. 32.400 ediyor bak 32.400 soru çözmüş olursunuz günde 180 soru çözseniz son 180 günde yani LGS'yi parçalarsınız LGS patlar peki bunlarda kaç tanesi yanlış yapılmıyor en az yarısı yanlış en az yarısını ilk başta yanlış yapabilirsiniz belki bazı sorularda zorlanabilirsiniz ama zamanla gerçekten bu yanlış oranı azalacak şu çok önemli şu anda %20 %30 oranında yanlış yapan öğrencilerimiz hatta %40 oranında yanlış yapan öğrencilerimiz bile üzülmesinler çünkü yaptığımız yanlışlar bizi zirveye taşıyacak bak ünlü bir LGS Türkiye Birincisi diyor ki benim sınavlarda birinci olmamı sağ sağlayan geçmişteki ikinci, üçüncü, dördüncülüklerim hatta sonuculuklarımdır diyor. Yani senin soru çözerken yaptığın yanlışlar seni zirveye çıkaracak. Doğru yaptığın soruyu zaten doğru yapıyorsun. LGS sözleri aldın eline diyelim ki 2023'ü. Sözcük anlamı doğru yaptın. Sözcük anlamı doğru yaptın. Cümle anlamı doğru yaptın. E bunları zaten doğru yapacaksın demektir. Önemli olan buradaki fiilimsiz sorusunu yanlış yaptıysan veya sözel mantık sorusunu yanlış yaptıysan ve bu yanlışında doğrusunu öğrenip kendini LGS'ye hazırlıklı bir hale getirdiysen o zaman netlerin artıyor. Dolayısıyla yanlış yaptığımızda ne yapacağız Songuç'um? Sevineceğiz. Harikası. Neden sevineceğiz? Çünkü o yanlışın doğrusunu öğrenip bunu net hanemize yazacağız ve netlerimizi yükselteceğiz. Burası önemli. Dolayısıyla yanlışlarımızdan üzülmüyoruz. Yaptığımız hatalar bizi birinci olmamızı sağlayacak. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. LGS dershanesinde kişiye özel soru bankalarımız hazırlandı ve şimdi öğrencilerimize gönderiyoruz. Her bir kişiye özel yaptığı yanlışlara uygun bir şekilde soru bankaları yolluyoruz. Birebir özel derslerimiz başladı. Koşluk hizmetiyle koçlarımız direkt öğrencilerimizi hazırlıyor. Bak bunları yap bunları yap şeklinde bize bilgi veriyor. Canlı derslerimiz devam ediyor. 18 kitabı öğrencilerimize yolladık ve onlar ödevlerini koçları vasıtasıyla çözüyorlar ve hayal yerlerindeki lise içinde her hafta bir denemeyle hazırlanacaklar. Eğer LGS başarılı olmak istiyorsanız şu anda LGS dershanesine fırsat bir indirim var. Onu da burada belirtmek isterim arkadaşlar. Bütün bu imkanları daha uygun bir şekilde son 6 ayda öğrencilerimize sunmak istedik. LGS dershanesini ziyaret etmenizi istiyoruz. Ödülü sorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize inanın. Bizler sizlere güveniyoruz. Ve LGS'yi yerle bir edin. Hadi bakalım. Donguç Dershane sundu.